Arkadaşlar merhaba. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yılın son günündeyiz. Evet, son gününde yarışlar devam ediyor arkadaşlar. Ve bugün Adana yarışımız herkese açık tabii. Evet arkadaşlar bugün Adana'da tam 9 koşul bir program var gerçekten. Kıran kırana mücadelelerin olduğu bir gün görüntüsü var. Hemen değerlendirmelerimize Adana ile ilgili geçiyoruz. Evet, tüm koşular Kumpis'te gördüğünüz gibi. Birinci koşu 14'te başlıyor. Evet, 2 numaralı Big Boss Ali, yani satış 2 koşusu 2 yaşlı İngilizler 1400 kum başlığımızı verelim. 2 numaralı Big Boss Ali Emrah Sincan'la 6 numaralı Çelik Yelek Mücahit Bayır, 3 numaralı Black Mulberry Nizamettin Demir ve 1 numaralı Aydınus Ferit Yardımcı'yla arkadaşlar burada 2, 6, 3 ve 1 numaralı safkanlarla geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada İstanbul var bugün. İstanbul'da yılbaşı şerefine tüm üyelerimize armağan ediyoruz. Premium üyelerimize aitti o ama İstanbul videomuzda rahatlıkla açık olarak izleyebilirsiniz. Bugün yılbaşı nedeniyle armağan ediyoruz arkadaşlar. Ekip arkadaşlarımızla da konuştum ben. Hiçbir sıkıntı yok dedi herkes. Bugün o yayınımızda rahatlıkla izleyebilirsiniz. İkinci koşuya geçtik şimdi. Adana'da şartlı 3 dişi, 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kumpiste çıkacaklar. Evet, bugün bu ayakta önceliğimiz bizim Kenter çalışmasını yaptığını gördüğümüz 4 numaralı uçarımın kızı Nizamettin Demir'le 6 numaralı Ada Tuğba Müslüm Çelik, 3 numaralı Kerim'in kızı Sami Kaplan ve 8 numaralı Binbir Han Mustafa Kemal Kumbasar'la. Şimdi tabii bu ayak aslında enteresan bir ayak ama yazacağız bunu. Mustafa Kemal Kumbasar burada kum pistte Emrah Sincan'la bir şartı 4 görmüştü bu safkan. Ama Mustafa Kemal Kumbasar şu anda ilgilendi, tayla ilgileniyor safkanla. Yazacağız arkadaşlar. Böyle bir sürpriz havası var bu safkanla bugün. 4, 6, 3 ve 8 diyoruz. Üçüncü koşu şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Necdet Ferit yardımcıyla bizim ilk atımız. Muhtemelen bu safkanın geleceğine inanıyoruz. Burada tabii yani kontur garanti Dağkan, 2 numaralı Dağkan ve 3 numaralı Gözüm Turbo Aziz Aktim ile bu safkanda muhtemelen sürpriz çıkacaktır. Pekalp'i yazmayacağız. Biraz lüks olacak ona bu Kadir Yiğit'le 3. birinciliğini alması. Gerçi o çalıştırıyor safkanı da o biliyor. Ahmet Çelik, Rışman Çizik, şartlı 2, şartlı 5. Zıplayıp yaptı o yapacağını onlar. Bu onun işi olduğunu inanmıyoruz ama belli olmaz tabii bu işler. Ama biz inanmıyoruz. Biz o yüzden 3 atla geçeceğiz burayı 5, 3 ve 2. Ama 5 çok ön planda yani muhtemelen arkadaşlar. Yani yedili plasede de 5'i ben olsam banka atarım. Ama yine de çok temkinli oluyoruz. Şimdi 4. koşudan itibaren 2. altılı başlıyor. 2. altılı cazibiyet maksimum derecede onu söyleyeyim. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar baktığımız zaman 5 numaralı King of Grass Ayhan Kurşun'la ilk atımız. 2 numaralı Atlas'ım Ahmet Çelik'le burada ikinci atımız. 3 numaralı Aziz Bey Muhammed Özdemir'le 10 numaralı Roy Spicer Mehmet Sahil Çelik'le arkadaşlar. Başka da bir şey yazmayacağız buraya. 5, 2, 3 ve 10 numaralı safkanlar burası için gayet yeterli konumda duruyor. Beşinci koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 12 tane safkan var. Arkadaşlar burada 12 numaralı Touch of Color Müslüm Çelik'le Banko. Evet, bu hem birinci altılıyı hem de ikinci altılıyı bağlayan bir Banko oluyor tabi. Rakipler 6 numaralı Lindos ve 1 numaralı Anadolu Alevi. Biz burada bu safkanı değiştireceğimizi düşünmüyoruz. 12 numaralı Touch of Color burada sürdürek Banko arkadaşlar. Evet, 6. koşu Kozan Belediyesi koşusu diye geçiyor. Kısa vadeli 3 yukarı İngilizler 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Burada bir kupa koşusu tabi.
Şimdi hepimizin tanıdığı bir vahşi kız var burada. 3 numaralı vahşi kız. Ahmet Çelik idaresinde. Şansı yüksek ama biz burada CR 6 numara Müslüm Çelik'le ve 2 numaralı Last Best Ayhan Kurşun'la da geliri olduğunu, hatta yeri olanlar için 1 numara Yıldızhan ve 4 numara Bolt Lion Suruç dahi burada ciddi sürpriz yapmaya yönelik arkadaşlar. Ama biz burada yine de 3 atı verelim size. 3, 6 ve 2. Kesinlikle 3'ü tek atmıyoruz. Ama dileyenler istediğini yapabilir tabii. Biz burada 3, 6 ve 2'yi tek at gibi görüyoruz. Ama bunun dışındaki atlar zaten sürpriz olacaktır. Fazla sürpriz olacaktır. Burada ve bu 3 atın dışında varsa atınız yazarsınız. Tavsiyemiz, bulabiliyorsanız yazın arkadaşlar. Söylediğimiz atlar önemli. 7. kuşu handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankomuz var. O da 3 numaralı Özak'ın Ayhan Kurşun'la. Yani normal şartlar altında bu safkanın bugün Özgün Han temsilcisinin gelmesi lazım. Ayhan Kurşun kısa vadeli yaptı onunla 24 Aralık'ta. Ve beklenen performansı vermedi. Çok da bastırmadı yani atı böyle hani. Çok da çünkü grup zaten çok sert bir gruptu. Kısa vadeliydi koşuyorsunuz siz. Puanınız 67, handikap puanınız 67 ve oradaki 100 handikap puanı Tumbul Çiçeği ile 88 handikap puanı Yıldırım bizi fotoda bitiriyor. Yani aşk artı 3. Yücel 4. Bu grup bu safkana biraz bir tık daha rahat gelir. Hatta bir tık değil 2-3 tık yani aşağıya doğru baktığımız zaman. Eğer bu alternatif bankoyu düşürürseniz o zaman 6 numaralı Oğlum Giray Ahmet Çelik'le 5 numaralı Hızlı Kuruş Mehmet Akyavuz ve 2 numaralı Sarnıç Bey'i Kadir Demirer'le tabii sürpriz pozisyonda olacaktır Sarnıç Bey'i. Bir atraksiyonda bulunabilir arkadaşlar. Biz burada 3 numarayı alternatif banko veriyoruz. Ardından 6, 5 ve 2'yi de yazıyoruz arkadaşlar. Bu 4 atı yazmakta biz yarar görüyoruz. Burada bu çeliklerin baskınlığı söz konusu bu ayakta. Çünkü 92.500 böyle yani fena değil. Adana arkadaşlar burası. 8. kuşu handikap 16. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacak. Uzun metrajlı bir koşu burada bize bekliyor. Yine 3 numara 10 Yekuru burada alternatif bankomuz. 10 Yekuru'nun normalde alması lazım. Bu grubu geçmesi lazım. Bir aksilik olmasa da yine geçeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Mehmet Sait Çelik, Müslüm Çelik hepsi ekmek yedi. Şimdi Ahmet Çelik de muhtemelen biz banko yapacağız bunu. Rakipleri 6 numaralı Trinette de Mehmet Sait Çelik, 5 numaralı Kara Akrep Fatih Rüstem Bebek, 9 numaralı Anadolu Yıldızı Ali Kaçmaz ve 4 numaralı Fearless Rival Ayhan Kurşun. Evet. Burada yer olanlar için 1 numaralı Neos ve 10 numaralı Perfect Effect'in de mutlak düzeyde gelirleri var. Yani 1 ve 10 artık burada yani banko atmazsanız 3'ü 10 yekuruyu 6, 5, 9, 4 yer olan için 1 ve 10'un da geliri olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Bomboş hele şu 10 numara bomboş koşacak yani 2000 metre bir de tam Müslüm Çelik'in istediği standartlar. Evet, son koşu 9. koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Bunda 13 tane safkan var. Arkadaşlar burada hemen sıralamayı verelim. Önceliğimiz bizim Blue Inferno 2 numaralı Blue Inferno. Inferno. Burada Hışman Çizik'le 1 numaralı Angel in the Snow, 7 numaralı Lady Avşa Nizamettin Demir, 4 numara El Master, Ayhan Kurşun, 9 numaralı No Complaints Müslüm Çelik ve 11 numaralı White Butterfly Mehmet Sağ Çelik. 2, 1, 7, 4, 9 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Bu kadar burası için yeterli gözüküyor. Şurada Blenderende var. Onu arkadaşlar vermemişiz şu ayakta. Şimdi ben görüyorum. Şurada Blenderende'nin de kuponlara yani tabela ayağında ilave edilmesi gerekiyor. Bilhassa. Son ayakta tekrar ediyorum. 2, 1, 7, 4, 9 ve 11. Evet arkadaşlar. Bizi aynı zamanda Twitter'da da takip edebilirsiniz. Twitter'da da
haberleşmeyi sağlayabiliriz. Oradan da başarı grafiklerimize bakabilirsiniz. Yurt dışından 3, yurt içinden 2 tane her gün yayın yapıyoruz. Bunlardan İstanbul ve İzmir genelde premium üyelere ait. Genelde değil, direkt. Ve bazı günlerde tabii denk gelen İstanbul ve İzmir'in olmadığı günlerde başka bir şehri de baz alıp onu da premium üyelere veriyoruz. Amerika yarışlarımızda yine premium üyelere ait. Kalan diğer Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerin yarış hipodromlarını da açık veriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdiden herkesin ben yeni yılını kutluyorum. 2023 yılında herkese sağlık, mutluluk, afiyet, sizi sevenler ve sizin sevdiklerinizle beraber olmasını diliyoruz. Hep beraber bol kazançlı günler olsun diyelim. Sağlık ve muhabbetimiz yerinde olsun 2023'te ve bol bereketli olsun. Arkadaşlar, bizim takipçilerimiz, ısrarlı takipçilerimiz devamlı kazanıyor arkadaşlar. Ben size bunu net söylüyorum. Premium üyelerimizden de gerçekte bizi inatla aylardır takip edenler çok güzel paralar kazandı. Yani bu iş biraz da takip işi. 2023 yılında hepinizi bekliyoruz. Hem premium üyeli hem de bizim beraber takibe. İyi bir yıl geçmeniz dileğiyle. İstanbul yarışlarımız da açık. Orayı da arkadaşlar kaçırmayın. Orada da iki tane net bankomuz var ve cazip atlar sizi bekliyor. Hoşça kalın.